zor. Ama bunun için şimdi içinde göreceğimiz ki başka insanlara baktığında direkt bu çok rahat bir şekilde görebileceği bir çubuk bulunmakta. Hı hı. O anda biz, hatta sana şuradan göstereyim. Şu şekilde, evet. Aynen. O da violoncellin, aynen. Violoncellin genelde bu F deli dediğimiz yere baktığımızda direkt şu sol ayağın yaklaşık bir 2 santim altında bulunmakta. Cam direği, adı üstünde cam. Çok çok ama çok önemli. Ne gibi çok önemli? Şimdi dediğim gibi burada 60 ve 70 kilo aralığında bir kilo basınç var. Belki daha bile fazla olabilir. O yüzden şimdi ben bunu sadece üst tabla uygularsam tabii ki ince bir açı olduğu için direkt altı gömülme çökme ihtimali çok yüksek olacaktır. O yüzden eşit bir şekilde dağıtmak için ilk üzerinde cam direğinin iki parça tarafına, hem ön tabla hem arka tabla tarafına eşit bir güç dağıtmak için o bulunmakta. İçinden çökmesin. Artı nasıl cam direği bizim sesimizi etkiliyorsa aynı şekilde cam direği sesi çok etkilemekte. Genelde tiz partileri, tiz telleri sesini daha çok etkilemekte. Çok küçük bir oynanma bile sesin çok iyi bir yerlere gelmesini veya tam tersi kötü yerlere gelmesini bizim için önemsemekte. Bunun kontrolünü mutlaka yapmamız lazım. Evet. Taşırken veya da bir yerden bir yere seyahat ederken bizim için çok önemli. O yüzden akorumuz mutlaka salık tellerde olmaması gerekiyor. Aklınızı bulması gereken şeylerden en güçlülerden bir tanesi bu. Ondan sonra geldim. Burada da yine violoncellin içinde pek görünmesi mümkün değildir. Ama kapak açtığında çok önemli yere sahiptir. O da burada bulunan pitch'imiz bulunmakta. Ona da bas pers deniyor. Peki nedir o? Dediğim gibi nasıl cam direği ince tellerime ses olmaz sağlıyorsa burası da bas tahtası da kalın seslere iyi ses vermesine yardımcı oluyor bizim açısından, titreşim açısından. Geldim. Peki ses nasıl oluşuyor? Ses zaten gördüğümüz gibi titreşimden oluşmakta. Aynı zamanda arşaya gelen yerle çektiğimiz titreşimden oluştuğu için ilk önce köprümüze titreşim gidiyor teller vasıtasıyla. Ondan sonra iki ayağı sayesinde üst tabloya geliyor. Ve dediğim gibi cam direğiyle arkaya ses oluşarak büyük kasamızda ses oluşuyor. Ve bu gördüğünüz iki tane delik F deli sayesinde sesi karşıya iletmemiz sağlanıyor. O yüzden peki şimdi baktığımızda neden atıyorum ki bazı enstrümanlar atıyorum bağlarına gibi ya da başka ne diyeyim örnek vereceğim birçok enstrümanda ses delikleri yanlarında, altlarında veya da farklı yerlerde. Peki niye sence F deli bizim ön tarafımızda? Bu sence neden olabilir? Sesi karşıya vermek için. Aynen öyle. Sesi karşıya vermek için. Çünkü biz genelde eskiden, yani çok eski yıllardan bir yaşam olduğu için günümüzdeki gibi mikrofon tarzı maalesef mekanizmalar yok o süreçte. O yüzden daha iyi ses vermesi için genelde önde bulunur deliklerimiz. Daha rahat karşıya ses ulaşması için. Anladım. O şekilde geldik. Son kısım olan altta bulunan demir veya da farklı malzemelerden yapılabiliyor. Karbon fiber, ağaçtan yapılabilen var. Birçok malzemeden yapılabiliyor. Benim şu an kullandığım pik, demir piktir. O da bizim çelleri geri sabitlememizde aynı zamanda her insan boyu tabii ki de uzun, kısa yani farklılıklar gösterebiliyor. O yüzden aynı zamanda pikimiz küçülebiliyor veyahut da büyüyebiliyor. O artık çalıcının rahat olmasına bağlı olan bir şey. O yüzden biz violoncel çalmaya başlarken bizim için pik boyu her zaman ama çok önemlidir. Pozisyon ve doğru ses çalmak amacıyla. Bu da bizim pikimizdir. Ondan sonrasında ariyetten bir de bizim tutabilir misin? Tabii ki. Arşemiz bulunmakta. Yani bu violoncel ses çıkarmamızı sağlayan bir de arşemiz bulunmakta. Arşemizde gördüğünüz gibi uzun ve ince bir yapıya sahip bir tahta çubuk, ayetten bir de kıldan bulunmakta. Bu kıl ip veyahut da başka ne gibi örnek verilir, farklı işte misne tarzı şeylerden yapılmamakta. Herkes aslında bunu artık günümüzde biliyor, at kılından yapılmaktadır. Tabii ki direkt bu at kılı kesil gibi değil, belli başlı kimyasallara oluşarak ondan sonra bu şekilde bir oluşuma sahip oluyor. Ondan sonrasında
Peki, sadece at kılı olması yeterli mi bizim için? Tabii ki değil. İlk başta başımızdaki kıl takıldığında reçine dediğimiz sabuna benzer bir yapışkan madde, ağaçta oluşan madde sürünmeden mutlaka hiçbir şekilde ses çıkaramaz. Mutlaka onu reçinemizi sürmemiz gerekiyor. Güzel bir şekilde sürmemiz gerekiyor ki enstrümanımızdan, her ne enstrüman olursa olsun, iyi bir ses çıkaralım. Peki, bunun bakımından ne yapmam gerekiyor? Biraz sonra yol sende geleceğim. Ben arşemi sağlıklı, uzun ömürlü kullanmak için ne yapabilirim? En basit örneği şudur. Şöyle tanıtırsam, arşem şurası, gördüğünüz kalın bölüm, topuk bölümüdür. Burada da bir tane vida gibi, şöyle dönebilen, tane vida gibi dönebilen bir mekanizmaya sahip. O da gördüğün gibi şöyle. Gevşetip sıkıyor. Aynen, gevşetip sıkıyor. Mesela burada kamerada gösterdiğimizde. Gevşetip sıkıyor. Ve bu daha gergin, daha iyi bir şekilde baskı uyumunu sağlayan bir arşa haline geliyor. Peki, ben bunu kurarken neye dikkat etmem gerekiyor? Her zaman ne olursa olsun arşa ile işim bittiğinde, daha doğrusu başladığında mutlaka gevşek olmak zorunda. Gördüğün gibi gevşek olmak zorunda. Peki kullanırken nasıl yapmam lazım? Ne kadar sıkmam lazım? Sıktığında çok fazla aslında sıkmana gerek yok. Yaklaşık işte bir parmak girebilecek şekilde, şu şekilde göstereyim, bir parmak girebilecek şekilde arşemi sıkmamız lazım. Fazlası ağacın farklı bir şekilde eğim almasını sağlar ve sağlıklı değil görünümü fark ettirebilir. İşimiz bitti. Ondan sonra da gevşeterek kılıfımıza veyahut da kutumuza koyarak kapatabiliriz. Diğer biyonsel peki konusunda aldığımızda nasıl korumam gerekiyor? Şimdi biyonselimiz olduğunda biyonsel dediğim gibi reçinede, arşede bulunan reçine mutlaka çaldığımızda üst tablomuza veya tellerimize veya tuşemize mutlaka buluşacaktır. Çünkü oradan oluşan toz mutlaka buraya yapışıyor ve o yapışkan madde olduğu için bir süre sonra çelgiye yapışma ihtimali veya başka enstrümana yapışma ihtimali çok yüksek olur. O yüzden her biyonseli çalmadan önce ve çaldıktan sonra mutlaka temiz bir bezle, nasıl bir bez olabilir? Yumuşak dokulu, mesela bizim kullandığımız evde temizlik olarak kullandığımız mikrofiber bezler var. Genelde kullanılan odur, pamuklu bezler. Onu kullanarak hem çizilmiş oluruz hem temizlemiş oluruz. O yüzden mutlaka çalmadan önce ve çaldıktan sonra güzel bir şekilde temizliğini yapmak gerekiyor ki temiz bir şekilde bakılabilsin. Cilası yıpranmasın. Ondan sonra belli bir süre içerisinde atıyorum ki senin çok çalışmana bağlı 2 ayda bir, 1 ayda bir veya konserlerinden önce limon yağı gibi bir maddeyle aktarlarda bulduğumuz onunla bir bez sayesinde güzel silerek ve kurutarak daha böyle parlak, daha hani gösterişli bir şekilde temizlememizi sağlayabiliriz. Peki, odada nasıl bir yere koymalıyım veyahut da İşim bittikten sonra nereye koymalıyım? Çok önemli bir şey. Ne yapmalıyım? Çaldım. Ve artık bir an sonra kaldırmam gerekiyor. Günlük çalışmamın praktisi yaptım. Ne yapmam gerekiyor? Şunu yapmam gerekiyor. Mutlaka ilk önce pilimizi kapatmamız gerekiyor ki başkası orta bir yere koyduğumuzda çarpmasın. Ondan sonra çok kılıfa koymak önerilen bir şey değildir. Ama atıyorum ki bir misafirin gelir eline. Koyarsan daha sağlıklı olur ki kimse çarpıp devirmesin. Koymadığın zaman da bir violonsel koruyucu, işte bir şeyler, bloklar satılır veya sehpalar satılır. Onlara edinebilirsin. En güzel bir dayanıklı yolu odur. Veyahut da bir yatağın üzerine koyabilirsin. Veyahut da yere sağlam, kimsenin ayak altına olmayacak bir şekilde, yan bir şekilde koyabilirsin. Onun sonrasında dikkatli bir şekilde ama. O şekilde koruyabilirsin. Çok soğuk veya çok sıcak yerlerden kesinlikle uzak durmalısın. Ne gibi sıcak yerler? Petek yanan, güneş ışığı bile bizim için çok zararlı. Bunun yüzünden burada bulunan, birleştirilmiş olan tutkallar eriyebilir. Kapak açılabilir maalesef. Soğukta da aynı şekilde gerginleşeceği için tel patlamalarına kadar olabilir ve hatta en son çok farklı şekilde çatlamalara sebep olabilir. O yüzden soğuktan da uzak tutuyoruz. Genelde oda sıcaklığını tutmak bizim için en ideali şeylerdir. O yüzden peki, bırak ben her şeyi anlattım. Kafana takılan veyahut da neden böyle dediğin bir soru var mı? Aklına gelebilecek bir soru.
Neden böyle olabilir? Belki şu delikler neden normal gitarlardaki gibi yuvarlak değil o şekilde, onu sorabilirim. Çok güzel, çok çok güzel bir soru. Şöyle bir kim açarak göstereyim. Şimdi dediğim gibi günümüzde uzun yıllar dayanan birçok yapımcı olmakta. Yani biz bunu lütfiye ediyoruz. Çel yapımcısı, keman yapımcısı veya farklı enstrümanlarda. Şimdi F deli dediğimiz, yani sesin çıkmasını sağlayan bu delikler, uzun yıllarlık aslında bir hikayesi de var. Nasıl hikayesi var? Zamanında işte barok dönemi, Rönesans döneminde gördüğünde bu tarz F deliği belki göremeyebilirsin. Çok farklı şekillerde delikler görebilirsin. Farklı desenlerle görebilirsin. Ne gibi? İşte atıyorum ki Z şekli gibi yapan var. Daha farklı yuvarlak yapan var gitarda gördüğün gibi. Daha farklı şekillerde. Ama delik aslında bir enstrüman için çok önemli. Doğru sesin çıkması. Çünkü sen ağacı ne kadar çok yok edersen o kadar titreşim azalacağı için karşıya ses çıkması o kadar azalacaktır. O yüzden doğru sesi çıkarmak için doğru şekillerde delik uygulamak zorundasın. O yüzden bunun da zamanla işte gözlenerek, daha farklı çalışmalar yaparak F deliği meydana getirilmiş. Daha çok hani kullanılmaya başlamış, daha sağlıklı bir ses aldığı için. Evet. Mesela bazı yapılarda enstrümanlar, bazı enstrümanlar daha kalın bir, mesela daha geniş bir enstrümanım var, bazıları daha dar ve uzun olur. O enstrümanlarda bile F deliğinin boyutu değişebilir. Mesela benim enstrümanım küçüktür, bazı enstrümanlar daha dar ve daha uzun olabilir. O yüzden farklılıklar gösterebilir. Anladım. Ama dediğim gibi çok işte bundan 200-300 yıl öncesinde daha farklı şekillerde delikler bulunmaktaydı. Peki başka sormak istediğin şeyler var mı? Şu an kafama takılan bir şey yok. Çoğu şeyi şimdilik öğrendim diyebilirim. Tamam o zaman. İlk dersinde dediğim gibi Yonsel'i tanıdık. Seni tanımış oldum. Benim için en önemli şey o. O yüzden bir dahaki dersinde artık daha işte oturmamızı ve nasıl tutmamız gerektiğini öğrenerek dersine daha hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Tamamdır. Tamam mı? Teşekkürler. İlk dersimiz bu şekilde bitti. İlk dersimiz Çevre'yi tanıdık ve Burak'ı tanıdık, öğrencimizi tanıdık. İkinci dersimizde tutuşları öğrenerek, solar tutuşunu öğrenerek dersimize tüm hızla devam edeceğiz. Çok memnun oldum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.